Türkiye'den buraya hiç kimsenin gelmesini istemiyorum. Biliyorsunuz ki Taco Rico, Rico var. Fuat abi es geçmeden olmaz. Biz simit işini falan bıraktık. Gerçekten yani bak ben 5 sene önce simidi 1,5 dolara satıyordum. 1,5 arası yani. O zamanlar simit 25 kuruş falan Türkiye'de galiba. Yaşam varmış ama böyle Kamboçya style. Ya sen simit satamazsın burada hani. Ulan oğlum senin 800 bin doların varsa burada ne işin var? Merhaba Türkiye'm. Herkese selamlar. Yine özel bir bölümle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki artık kanalımda konsept haline geldi. Gittiğim ülkelerde Türklerle yaptığım röportajlar ve Türklerin hayatı. Yani bugüne kadar nereden baksanız 15'in üzerinde Türklerle röportaj yaptık. İşte gittiğimiz ülkelerin hayat şartlarını sorduk. Onların hayat hikayesini dinledik. Biliyorsunuz ki Taco Rico Rico var. Fuat abi es geçmeden olmaz. Onu da çok sevdiniz. Diğerlerini de çok sevdiniz. Bugün bu videoda konuğum Erden olacak. Kendisi uzun yıllardır Kamboçya'nın Siyanük bir şehrinde yaşıyor. Tabii daha önce birkaç farklı şehirde de bulunmuş. Hayat hikayesini dinlediğimde beni çok etkiledi. Eminim sizi de etkileyecektir. Video geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Bir kelime dahi olsa yorum yapıp beğenirseniz veya bir emoji bırakırsanız, ayrıca videoyu paylaşırsanız şu kardeşinizi çok mutlu edersiniz. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişiye ulaşırız. Hadi bakalım. İyi seyirler diliyorum. Şimdi burası Erden'in dükkanı. Şeye doğru geçelim, bizi bekliyor. Röportajımıza başlayalım. Evet abi, Erden Bey'in yanındayız. Abi evet. Selamünaleyküm. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Eyvallah, çok sağ ol. Sen nasılsın? İyi vallahi, ne yapalım abi? Kamboçya'yı keşfetmeye devam ediyoruz. Vallahi seni gördüm, mutlu oldum burada ya. Eyvallah. Kamboçya'da. Biz seninle yazışmıştık daha önce, hatırlıyorsun değil mi? Evet, yazıştık. 6 ay önce miydi? 7 ay önce miydi? 6-7 ay önce ben yazmıştım sana. Sen beni birine benzetmiştin. Aynen öyle. Denk geldik mi falan aynen diye. Aynen öyle, aynen öyle. Ben ondan sonra baktım Kamboçya'da yaşadığını gördüm. Dedim ben Kamboçya'ya giderim. Ama şimdi ben onu şöyle hissettim. Seninle böyle daha önceden bir arkadaşmışız gibi hissettim. Evet. Daha geçen de sana söylemiştim. Öyle bir durumda. Sima tanıdık gelebiliyor bazen ya. Evet. Belki izlediğin videolardan falan da kaynaklanabilir. Evet, evet. Evet. Evet abi, şimdi kısaca biraz kendinden bahsedebilir misin Erden abi? Kaç senedir buradasın? Neler yapıyorsun? Nasıl geldin Kamboçya'ya? Vallahi şimdi seninle ilgili birçok da video var YouTube'da, gördüm ben. Evet. Biraz inceledim bazı videoları. Bizim de bir hikayemiz var. Evet abi, daha önceden simitçilik yapıyormuştun galiba. Türkiye'de benim pastanem vardı. Yalova'da. Evet. Yalova'da yaşıyorum. Yalovalı mısın aslında? Evet, Yalovalıyım. Kaç yıldır buradasın? Yaklaşık 5,5 yıl falan oldu. 5,5 yıl falan oldu. İlk geldiğimde işte tatile geldim. Ne yapayım dedim. Evet. Hani gezdim, tozdum. Ne zaman geldin ilk gelişin? 2017. 2017. 2017. 5 sene. 5 sene oldu. Daha sonra i̇şte abi? 5 sene oldu. Ondan sonra geldik. Baktık Kamboçya çok güzel bir yer. Ondan sonra ne yapabiliriz, ne iş yapabiliriz? Hani paramızı harcadık. Yani Türkiye'ye dönsem paramız yok. Kaç gün kaldın burada tatile geldiğinde? Tatile geldiğimde bir 20-25 gün falan kaldım. Her yerini gezdin mi? Gezdim. Her yerini gezdim. Neresi oldu en çok beğendiğin yer? Ben sahil kasabasını seviyorum. Böyle sahil bandı olan şehirler daha çok hoşuma gidiyor. Hani yeşillikle mesela doğayla, yeşillik, denizle birlikte daha çok şey oluyor. Yani huzur buluyorsun. Daha bir de Kamboçya'da Kamboçya'nın denizleri diğer denizler gibi değil. Yani mesela Tayland Körfezi gibi değil. Oralarda mesela daha çok fırtınalar oluyor, evet. Tsunamiler oluyor. Bu Kamboçya mesela çok olmuyor mu burada? Şey gibi düşün. Yani bir marina gibi düşün. Etrafı kapalı yani. En son buraya geliyor fırtına. Fırtına burada 2 gün, 3 gün duruyor. Ondan sonra atıyor. Tabii buraya gelene kadar gücü düşüyor. Ondan sonra buradan da bir Edna'ya gidiyor. Hadi ya. O güzelmiş. Öyle bir şey var. Hani şuradan da mesela şunu da ekleyeyim. Yani dünyada bazı ülkeler mesela sular altında kalacak. Ama Kamboçya mesela yok mu listede? Çok az ihtimali var. Güzel, valla sağlam ülkedesin o zaman. Kafan rahat. Şimdi onu da düşünmek lazım. Geçen de bir arkadaşla konuştum. Yerel, lokal bir arkadaş. İşte ben ona şeyden bahsettim. İşte ben burada 5-6 sene durdum. Hani artık gideceğim. İndonezya tarafı. Ya oraya falan sakın gitme. Orası sular altında kalacak. Filipinler, İndonezya. Hani insanların bakış açısı da farklı yani. Yani demek ki doğru. Hani onu nereden düşünüyor yani? Onu kimse ileri düşünmüyor abi. Evet, evet. Şu an karnım doysun yeter. Peki nasıl başladı Erden abi macera? Ben seni simitçi diye biliyordum. En son şu yan dükkanın galiba bir pastaneydi. Evet, biz Siem Reap'ten başlamıştık. Hatta evet. Eski video Siem Reap'ten çekilmişti uzun bir süredir. Ondan sonra Siem Reap'ten ben buraya taşındım. Burada bir ufak işte, şu ufak yer var arkamızdaki. Evet. Orada bir sene falan kaldık. Şimdi büyük bir yere geçtik.
Biz simit işini falan bıraktık. Restoran işi yapıyoruz. Fast food işi falan yapıyoruz. Ondan sonra yabancı İndonezya'da, Filipin'de, Çin'de insanlarla çalışıyoruz biz. Süper. Yani simit işi ilk geldiğimde hani ilk ne yapabilirim gibilerinden ben simit işine başladım. Kaç sene yaptın simitçiliği abi burada? Burada bir sene falan yaptım. Tuttu mu? Sevdi mi insanlar simiti? Yok, ben simidi yapıp botlarda mesela satıyordum. Hadi ya. Botlara veriyordum. Adaya giden botlarda. İlk gittiğimde zaten yurt dışından gelen Türkler vardı. Fazlasıyla. İşte, aynen, yurt dışından gelen Türkler beni görünce hepsi şaşırıyordu. Ha, simit falan. 10 dolar desen bile alırlar vallahi. Gerçekten yani bak, ben 5 sene önce simidi 1,5 dolara satıyordum. 1,5 arası yani. O zamanlar simit 25 kuruş falan Türkiye'de galiba. Tabii canım, yani bazen Türkiye'de mesela yazıyor insanlar hani ya işte gelsek yapar mıyız, emin ol yani hani o bizim kafada simit satma şey var hepsi ya. Olayı. Yani burada yapsan hani atıyorum doğru. İşte mesela 100 tane simit koydu kafaya, gelse çocuk 50 tane 100 tane satıp gelir 100 dolar kazanabilir yani. Temiz para. Öyle bir ihtimal var. Kesinlikle yani hani bizim Türkiye'deki gibi değil. Hani böyle mesela işte zabıta durduracak, ya sen simit satamazsın diyor. Hani bu simitler falan hani vergisini verdim düşünüyorum. Çok karışmıyorlar değil mi burada? Karışmıyorlar, o gibi şeylere. Çünkü Asya'nın genelinde var bu, tek Kamboçya değil. Tayland'da da gördüm ben. Seyyarlar, tezgahlar, kimse karışmıyor, dolu. Yok, karışmıyorlar ama şimdi Tayland'da da mesela 2011'de ben gittim de Tayland'a. Orada seyyarlık daha çoktu. Yani şimdi sistematik bir şekilde devam ediyor. Yani hükümet artık el attı. Yani sen diyor vergini vereceksin. Burayı mı kiralıyorsun? Okey diyor. Buradan diyor vergini vereceksin. Yani gezmeyeceksin başıboş diyor. Şimdi Kamboçya'da mesela 3-5 sene sonra veya 1 sene sonra bilemiyorum. Yavaş yavaş o yolda şey yapacaklar yani. Vergiyi çalacaklar yani. Anlıyorum. Şimdi genelde ben her gittiğim ülkede bir tane Türkiye röportaj yapıyorum. Uh-huh. Bu gibi röportajlardan sonra özellikle yaptığım kişilere büyük sorular yağmuru oluyor. Instagram'dan, evet, YouTube'dan, evet. Facebook'tan her yerden ulaşıyorlar. Dönerci Fuat abiyi bilirsin. Evet. Günde binlerce telefon çalıyordu, mesaj alıyordu. Burada da daha önce öyle bir durumlar olmuş galiba. Adam falan bir Türk turist saldırısına uğramış. Evet. Çok fazla Türk, evet, turist gelmiş. Evet. Şu an nedir o Kohronk'la durum abi? Şimdi Kohronk Adası Türk Adası diyorlardı. Evet, Türk Adası diyorlar. Ben ilk gittiğimde, ilk ayak bastığımda simit yaptım. Ve simitleri götürdüm ilk ayak bastığımda. Yani sağıma soluma baksam hep Türk'le karşılaştım. Doğru. Hani hatta simitler mesela 100 tane simit yapmıştık. 100 tane simit 10 dakikada falan bitti. Ciddi misin ya? Vallahi ben bir önceki videoda gittim. 3 gün kaldım abi. 3 gün kalmama rağmen ben belki 50 tane Türk gördüm. Abi, bir de şu an Türk yok diyorlar. En az 1000'in üstünde Türk vardı. Ciddi misin? Bir de ziyaret edenleri de demiyorum yani, ziyaret edenler... Tatilciler de ayrı. Tatilciler 3 gün 5 gün kalıyor, gidiyor adamlar, bir de yaşayan lokal insanlar var yani. Sonra değişti işte, sonra Çinli falan geldi bu. Çinli çok Kamboçya'ya Çinli geldi. Fiyatlar falan arttı. Tabii şimdi Türkler mesela sadece geçim amaçlı, kafasını dinleyen, işte ufak tefek işlerle uğraşan insanlardı. Yani birkaç kişi business yapıyor ama... İşte dediğim gibi işte Bora abi mesela. Bora abi Kohronk Adası'na ilk gelen insanlardan bir tanesi. Adanın kurucusu galiba değil Adanın mi? Adanın kurucusu yani. Sağ olsun bizi de misafir etti. Evet, evet, güzel güzel bir insandı. İlk zamanlar geldiğinde turizm falan yokmuş. Hani bot falan yokmuş. İşte botları falan işte. Yaşayan var mıymış adada? Efendim? Adada yaşam var mıymış? İnsan yaşıyor. Adada yaşam varmış ama böyle Kamboçya style. Yani 3-5 köy tarzında. 3-5 kişi işte bir bot, ufak bir bot var. Bir günde gidiyor. Bir daha geri gelmiyor. Ondan sonra işte bizim Bora abi gidiyor. Bakıyor, plaj var, şu var, bu var. Hani ormanlık bir yer var. Hani biz buraya diyor hani bir turizm getirelim. Bir şeyler yapalım. Hani öyle başlıyorlar işte. Daha detayını bilmiyorum ama hani bayağı bir şey var. Şu an Kamboçya'nın en sembol yeri Kohronk'la sanlıyorum. Kohronk, evet. Adanın başka adası yok yani. Bir tane küçük adalar var. Onlar sen, var. Sen gittin işte. Nasıl buldun? Yani fena değil, güzel ada. Tatil, evet, yapılacak bir ada ama şu an tabii Covid'den dolayı kimse, evet, yok. Sakin. Evet. Zaten, evet, orada yaşayanlar da onu söylüyor. Evet, bir de Kamboçya'da denizde, hani denizin 4 tane rengi var. Mesela adada fark etmişsindir. Bazı koylarda. Yeşil var, turkuaz var, beyaz yeşil var. Çok güzel. Yani beyaz kumla mesela birleştiği zaman mesela harika bir şey var. Doğru, mesela krema gibi kum kadar, var ya. O kadar güzel koylar var ki mesela Kohronk Adası'nda. Mesela adamlar bana yazıyor Türkiye'den, hani biz oraya gelsek yer alabilir miyiz, şunu yapabilir miyiz falan diye yazıyorlar. Çinli geliyor, koyu alıyor ya. Değil mi? Koyu alıyor yani. Para var adamda. 10 milyon, 20 milyon dolarlık yer alıyor. Yani hani ben buradan bizim insanlara da şey yapmak istiyorum, hani söylemek istiyorum, burada açıklık getirmek istiyorum. Yani
Şirket usulü mesela yer alabilirler. Dünyanın her ülkesinde mesela şirket kurup, şirket usulü. Ama öyle 5.000-10.000 dolarla olacak yani, şeyler değil. Alabilirler de yani köyler, köy yerlerinde de alabilirler. Toprak bütün dünyada. Adada yer alabilirler mi Kohrong'da? Yok, alamazlar. Olamaz. Bağlamıştır bayağı. Çünkü yani Kohrong'da mesela belirli sınırlı araziler var. Sınırlı araziler var. O sınırlı arazilere sen ben almamız büyük paralar. Doğru. Yani milyon dolarlar üstünde. Şimdi nasıl o sınırlı araziler aldığımız için çok çalışmak lazım. Şu an nasıl gidiyor acaba hayat? Burada ne satıyorsun şu an bu dükkanda? Şimdi bu dükkanda İndonezyalılarla çalışıyorum. Gazinolara online yemek satıyoruz. Bayağı gazino var çünkü burada. Çok var. 267 tane gazino var. Hadi ya. Tabii. Ben 50-60 biliyordum. Yok 50-60 tane. Yani büyük büyük başlı gazinolar hani en az 150'nin üzerinde büyük başlı. Vay diğerleri be. Küçük lisanslı hani şeyli. 267 tane benim bildiğim. Çokmuş ya. Yani yanlış biliyorsam. Tabii. Bir de bunların yanında yani lisanssız olanlar da var. Şu an mesela Çin kapalı olduğu için Çin'den gelen insanlar yok. Hani şey yeni yapılan inşaatlar daha tamamlanmadı. Tamamlanmış olsa en az 1000'in üzerinde gazino olacak. Vay bu be. Şehirde. İnşaatlar yani, durmuş galiba pandemide. Yani Çin kapalı şu an. Çin kapalı. Ondan dolayı gelemiyorlar. Yani bu Covid'den dolayı herhalde ya. Bu Covid, Covid'den dolayı kapalı, daha açmadılar. Hani onlar nasıl bir hastalık yakaladılar orada da kapattılar bilmiyorum yani. Enteresan. Normal tweet'te. Peki abi. Umarım açarlar. Buraya gelip yaşamak isteyenlere tavsiye eder misin burayı? Valla önce gelip gezmeleri gerekiyor. Biraz zor gibi geldi çünkü bana bu ülkeye yaşamak için. Şimdi sana göre zor, bana göre zor. Bir başkasına göre belki daha kolay olabilir. İmkanın hani, varsa tabii dediğin gibi kolaylaşabiliyor. Yani biraz da hani böyle insan bir şeyle gelmeyecek. Hani ben işte buraya geleceğim işte illa burada çalışacağım. Hani geleceğim ben burada parayı harcadım. İşte ben burada çalışmam gerekiyor. Dönemem artık gibisinden gelirse. O onu zaten rahatsız eder. Yani buraya gelmesi için hani bir bütçesi olması lazım. Gelecek, gezecek, görecek, bakacak, yiyecek, gezecek, tozacak. Ondan sonra hani kafasına yatıyorsa bir plan yapacaksın kendine göre. Yani ne iş yapmak istiyorsa kesinlikle yapabilir. Yani Kamboçya aslında aç bir ülke. Nasıl aç bir ülke? Yani finansal olarak, ekonomik olarak aç değil. Yani şey olarak aç. Yani mesela kapitalizm buraya 15 senedir girdi. Kapitalizm. Hani kapitalizm ne getirdi? İşte teknoloji getirdi. İşte restoran zincirleri getirdi. Evet. Ondan sonra giyim zincirleri falan getirdi. Hani alt kademedeki şeyler boş. Yani atıyorum şimdi şehirde mesela yaklaşık 6 ay önce bir Burger King geldi. Düşünebilir misin? Hadi ya. Daha yeni. Yani daha 1000 tane gazino olacak şehirden bahsediyoruz. Daha Burger King gelmiş. Yani online yemek satıyoruz. 6 ay önce Burger King gelmiş. Vay be. McDonald's yani. Şimdi mesela çok profesyonel bir şekilde mesela çalışan Türkler var mesela. Restoranlar var ülkede, Türkiye'de. Hani olur da böyle güzel organizasyon olursa mesela restoran zincirlerinde olabilir, başarılı olabilir. Mesela bakery, unlu mamuller olsun. Çok açık işte, var yani o konuda dediğin gibi. Tabii canım. Kuru mesela temizleme. Et kesim falan hani ne diyorlar onu unuttum. Kasım mı? Mezbahane mi? Mezbahane falan hani yani helal tarzında. İşte bir kasap yani Turkish style mesela kasap olabilir. İşte kasap yanında mesela ızgara mızgara falan hani. Yani insanlar hani görmemiş, bilmiyorlar hani paraları var ama nasıl harcayacaklar paralarını? İşte Çinli geliyor, bir süpermarket açıyor. Kamboç'ta gidiyor yani, içeri giriyor. Parasını orada harcıyor mesela. Doğru. Phnom Penh'de işte süpermarketler mesela çalışıyor. Yani, peki, şirket falan kurmak kolay mı burada o gibi işler? Şirket kurmak kolay ya. Şirket kurmak kolay. Kamboçya yani kolay bir memleket. Ne kadar para gidiyor şirket kurmaya? Mesela benim bildiğim kadarıyla 3000 dolar falan. 3000 dolar. Ne gidiyor. Kadar bir süre alıyor? Kaç günde tamamlanıyor bu süreç? Hani bir haftada kurarsın. Bir haftada. Aa, kolaymış. Ha, bir haftada kurarsın. Yani Kamboçya mesela banka sistemi de çok güzel. Yani mesela bu online ödemecilikte falan bayağı çığır açmışlar. Tabii canım. Yani adamların 30 yıllık banka sistemi var. Güzel. Ben gittiğim bazı ülkelerde yani görmedim o online ödeme sistemi falan kare kodla falan. Evet. Taşmana gerek yok yani. Evet, evet yani. Güzel evet. İş yani. Evet. Yani ülkede mesela yabancı bankalar var. Kanadyen Bank, İndonezyan, Filipin. Vay be. Çin, Bank of China. Yani çok iyi. Kamboçya mesela basit görünen, fakir görünen ama göründüğü gibi aslında değil. Aslında öyle değil, değil mi? Değil. Evet. Mesela Meksika'da
ben orada 30 tane video çektim, hepsini anlattım. Devlet diye görünen bir parlamento var ama mafya. Öyle bir şey yok aslında. Yok. Mafyalar yönetiyor. Tabii canım, her eyaletin mafyası, karteli var Meksika'da. Evet, Güney Amerika'nın hepsinde bu var. Her gittiğim ülkede de söylerim ben bunu. Kesinlikle yani. O birçok ülkede var abi. Ona ödemeni yapmaz zorundasın. Yani işte vergi mi vereceksin? Vergi vereceksin işte. Mesela burada tamam. Burada vergi usulleri Türkiye'ye göre çok çok iyi. Yani mesela Türkiye'de bir yer açsan, abi adam iki günde geliyor. Burada vergi olayı falan hemen yazıyor yani. Oluyor. Hemen ceza yazıyor. Sen iki gün bize bildirmedin. Sen ceza yazıyoruz biz sana diyor. Yani bunu neden yapıyorsun? Yani yazma bunu. Hani tamam iki gün olmuş açalı. Bir on gün daha ver. Hani biraz daha adam rahatlasın. Yok, illa iki gün geç bildirdiğin için ceza yazıyor. Şimdi Kamboçya mesela, Kamboçya'ya hani yaşamak isteyen insanlar için mesela benim verebileceğim tavsiye. Yani doğayı seven insanlar mesela hani yaşayabilir mesela. Nasıl diyeyim? Deniz kenarında yaşamak istiyorsa mesela öyle yerleri de var. Village, köylü yerleri de var mesela. Hı hı. Daha böyle ilkel hayat demeyelim doğal, de yani doğal, natural mesela. Öyle yerleri de var. Emin ol hani mesela emekliler için çok güzel bir yer mesela. Güzel hani rota bence, ben çok beğendim. Bir arsa alıp mesela bir ev yapıp, bir bahçeli bir yer yapıp ömrünün sonuna kadar mesela yaşayabilir orada mesela. Hani bahçesine ekip yetiştirir. Gerçi bütün dünyanın her yerinde yaşarsın edersin ama havası çok güzel, doğası çok güzel. Yani Kamboçya mesela muson yağmurları. İşte ne zaman başlıyor muson yağmurları? Muson yağmurları şimdi bu ay Haziran'da sonu başlıyor, başlıyor. Haziran'da falan başlıyor. Ne kadar sürüyor? Biraz doğuya gittiğin zaman, Siem Reap tarafına gittiğin zaman orada geç başlıyor. Siyonokül, bu batıya doğru, Yok, güneye doğru geldiğin zaman burada bu ayda falan başlıyor, Haziran'da başlıyor. Burası orman. Evet. Orman çok, orman bölgesi çok. Güzel bir yer ya Kamboçya. Peki bir şey soracağım. Kamboçya tehlikeli mi? Bugüne kadar burada bir kötü bir durum yaşadın mı? Ters bir durum? Yok, ilk geldiğimde Booking'ten otelimi arıyordum. Evet. Tuk tuk var burada, binmişsindir. Aynen. Biz de böyle tuk'un arkasında gidiyoruz böyle. Kamboçya'ya gelmişiz. Lan ne güzel yer. Hani insanlara falan bakıyoruz. Telefondan location'a bakacağız işte Booking'ten falan. Hani nerede otel? O arada birisi geldi telefonu böyle elinden almaya kalktı ama alamadı. Şöyle baş parmağında zaten screen kırıldı. O arada da o düştü. Tuk tukçu da devam ediyor. Biz adama diyoruz hani bizim telefonu almaya kalktı, adam hiç farkında bir şey değil. O şekilde devam etti. İşte başıma böyle bir ilk defa böyle bir iş geldi. Phnom Penh'de oluyormuş olaylar. Phnom Penh'de ama şey yani o 5 sene önce oldu ama yani seni bıçak zoruyla gelip birisi senden bir şey almıyor. Doğru. Yani artık o kafası mı iyiydi, sarhoş muydu? Geldi orada işte bir yabancı turist gelmiş, ya alayım şu telefonu öyle gideyim çekeyim gideyim yani. Seni durdurup da işte silah soruyla falan filan. Öyle bir şey yok. Kesinlikle çok security açısından güvenli çok güvenilir. Özellikle Siem Reap, Sihanoukville, adalarda hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Güvenilir. Ama ülkeye giriş Çin'le, Vietnam'la mesela ülkenin polisi açısından biraz sıkıntılı döneme girdi. Yani doğru. Gazino işin içine girdi. Çinli kumar işin içine girdi. Grup ise olaya yer altınca. Kumar bir şehirde olursa ne oluyor? Kumar pisliği yani, getirir acaba peşinde. Yani sen işini devam ettirirsen, yaparsan hani belirli bir planın, belirli bir stratejin, evet, belirli bir işin olursa ekmek yersin. Sana kimse bir şey demez yani. Ya sen burada çok para kazanıyorsun, yarısını bize ver, kimse demez yani. Peki son bir sorun daha olacak. Evlilik yoluyla burada nasıl oluyor süreç? Vatandaşlık falan alabiliyor musun? Süresiz oturum var mı? Vatandaşlık aslında şu an mesela hükümete yakın olursan mesela, aha, vatandaşlık alma şansın yükseliyor. Bir de hükümetin seçim dönemleri var mesela. O dönemlerde eğer 6-7 senelik, 8 senelik, 10 senelik tamamlamışsan o zaman da alıyorsun vatandaşlık. Vay be. Bir de şimdi hükümet mesela Çinlilere bir yasa çıkardı. İşte 1 milyon dolar. Bizim Türkiye'de 400 bin dolar. 400 bin dolar yeni oldu daha, 250 bindi. Kamboçya'da 1 milyon doların yoksa vatandaşlık yok abi. Kamboçya'ya bak sen. Yani. Ama şimdi tabii o Çinlilere has bir şey yani onların evet, ekonomisi. Diğer ülke vatandaşlarına mı aynı rakam? Diğer ülke vatandaşı, onlara da bakmak lazım ama evet, 10 yılını tamamlamışsan mesela 10 yılı şey yapıyorsun yani hakkın var, alabilirsin. Var mı? Yani pasaportunu atmadan, eski pasaportunu atmadan gösterip şey yapabilirsin. Peki Kamboçya'da en sevdiğin şehir hangisi oldu?
En sevdiğim şey Siem Reap. Siem Reap. Siem Reap. Ben de çok sevdim orayı. Çünkü Siem Reap doğası, yeşilliği güzel bir. Güzel bir havası var. Güzel doğru. Bir havası var. Böyle orada böyle herhangi bir evde kaldığın zaman hani çok temiz oksijen var ya. Ağaçlık, her yer ağaçlık. Bir de Angkor Wat var. Evet, Angkor Wat. Popüler. Eski Kumer İmparatorluğu. Yani Angkor Wat'ın tarihi falan çok güzel. Yani o taşları o zaman da yapmışlar, götürmüşler. O işte nehri falan filan yani. Zaten oraya gelen turistler Angkor Wat için geliyor yani. Güzel, güzel. Yani sıcak, çok sıcak bir bölge. Ucuz da var ya. Ucuz, evet. Kamboçya'nın en ucuz yeri. Kamboçya 5 sene öncesi gibi yollar değil. Yollar yeni yapıldı, şehir art yapıları yeni yapıldı. Evet. Hani Kamboçya'yı mesela eski gelen insanlar mesela gözünde Kamboçya eski insanlar gözünde değil Kamboçya şu an. Kamboçya hani kendini değiştirdi. Bu korona zamanında bütün yollar, şehirler hepsi yapıldı. Pandemide bayağı geri dönen Türkler olmuş galiba değil mi? Oldu. Adadan özellikle. Adada aynen. Adada bayağı Türkler oldu. Şimdi ben sordum orada 50 kişi falan anca var dediler. Yani normal Avrupalılar da döndü ya. Değil mi? Tabii döndü. Mecbur kapanma olunca ne yapsam? Yavaş yavaş tekrar eskisi gibi oluyor yani. Abi 3-5 aya toparlar diye düşünüyorum. Toparlar. Bizim Türklerden de gelmeye başlarlar yani. Aynen. Çünkü. Peki senin buradan son kez yani buraya gelecek adama vereceğin tavsiye var mı ya? Buraya gelen adam buna dikkat etsin yeter. Yani gelmeden önce bütün prosedürlerini, pasaportunu, sigortasını falan hani işte sağlık sigortası ne istiyorlarsa. Yani zor durumda kalmasınlar. Ne üzerinden gelecekler? Tayland üzerinden mi gelecekler işte? Tayland üzerinden geleceklerse kesinlikle bir plan yapsınlar. Baksınlar telefonlarında işte location'dı, şuydu, buydu. Booking'den yerlerini ayırsınlar. Ondan sonra tatil havasında geçirsinler. Yani evet. Hani baksınlar analizlerini tatil havasında yapsınlar ki ondan sonra artık karar versinler. Yaşayıp yaşamayacaklar evet. Veya iş yapıp yapmayacaklar. Yani çok büyük bir abartmaya da gerek yok yani. Doğru. Uçağa binip geldin mi çok rahat bir şekilde giriyorsun Türkiye'ye yani. Giriyorsun, sıkıntı yaratmıyorlar. $30 verip giriyorsun. Aynen yani bana öyle sorular geliyor ki mesela Türkiye'den. Ya işte orada insanlar işte köpek eti yiyor, şu eti yiyor, bu eti yiyor. Yani bunların mazisi de var aslında. Yani geçmişte insanlar var. Köpek eti yemiş ama neden yemiş? Burada mesela bir katliam olmuş. 2 milyon insan mesela ölmüş. Ama 2 milyon insan ölürken diğer insanlar da kaçmış. Yani dağa kaçmış, bayıra kaçmış. Kendilerine barınak yapmışlar. İşte orada yiyecek bir şey yok. Köpek var. Doğru. Yarın sağ çıkacak. Kesmişler, yemişler mesela. Onun da bir şeyi var. Yani adam sokaktan köpeği alıp yememiş. Et varken niye köpeği yiyecek? Kesip yemiyor. Yani, öyle de bir şeyleri var. Yani sonuçta arkasında yatan bazı şeyler var ki onları yapmışlar o şekilde. Bu videolarda bana çok soru geliyor. İşte bu ülkeye gelip şöyle şöyle bu konuda iş yapmak istiyoruz, ticaret yapmak istiyoruz. Bu gibi sorularda yardımcı olmak ister misin? Senin Instagram linkini falan bırakayım mı? Olur. Arıyorlar zaten. Aha. Soran arkadaşlar oluyor. İşte bazı insanlar mesela işte benim şu mesleğim var. Orada iş yapar mı? Yapabilir miyiz? Devam ettirebilir miyiz? Yani sen de yardımcı oluyorsun galiba. Aynen tabii insanlara tabii. Sonuçta bizim kendi insanımız. Evet, burada mesela yani. Konsolosluğumuz var. Gelsinler konsolosluğumuzu ziyaret etsinler. Doğru, oradan da bilgi alabilirler. Desinler ki ya işte ben burada şu işi yapacağım. Hani olur mu, olmaz mı? Oradan da fikir alabilirler. Yani buradaki yaşayan Türklerden de fikir alabilirler. Yani sonuçta biz milletiz. Bizim milletimiz. Okay, eyvallah. Senin bir de YouTube kanalın var galiba. Evet, evet. Onun da linkini bırakayım açıklamalar olur, kısmına. Olur, ekrana olur. Da yazayım. Kamboçya ile ilgili video izlemek isteyenler sürekli olarak. İşte elimden geldiği kadar yani çok yoğun olduğum için videoya falan zaman da ayıramıyorum. Artık ayırırsın ya. Çok ileride ben de dünyayı gezmeye evet. Başlayacağım. Benim de bir hayalim var. Hani bütün dünyayı mesela gezmek istiyorum. Yani keşfetmek istiyorum. Çünkü gezerek, görerek insan aynen. Kafası açılıyor. Yani yeni arkadaşlar tanıyorsun. Biz şimdi seninle mesela nasıl tanışacaktık? Doğru. Sen gezmezsen tanışamayacaktık. Doğru. Yani bu röportajı yapamayacaktık, bu konuşmayı yapamayacaktık. Yani o yüzden sen de güzel bir çocuksun, güzel bir eyvallah. İnsansın. Allah yolunu açık etsin. Eyvallah, kardeşim. Çok teşekkür ederim. Vallahi beni misafir ettiğin için çok teşekkür ederim. Evet. İnşallah yine görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Eyvallah. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir sohbet olmuştur. Sorularınızın cevabını verebilmişizdir. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsek az. Erden'in Instagram ve YouTube bilgilerini hem ekrana bıraktım hem açıklamalar kısmında var. Hem de yorumlarda başa sabitledim. Eğer sormak istediğiniz, Kamboçya ile ilgili merak ettiğiniz bir konu olursa seve seve yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kamboçya'dan herkese saygılar, selamlar, sevgiler.